Rootless'tan tekrar merhabalar. Nasıl Savaşlar Osmanlı içeriğimizle karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Yalnız bu içeriğe giriş yapmadan önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi nasıl ekonomik asırlar içeriklerindeki Osmanlı videosunda klanımızın yine deneyimli oyuncularından birisi olan Galaktika ekonomik kasımının ardından yine savaşta neler yapıldığını aktüel gerçek bir savaşla gösterdi. Ancak buna karşın Osmanlı oynamayı seven ve oynamak isteyen, öğrenmek isteyen birçok arkadaşımız olduğu için yani gerek milliyetçi duygulardan gerekse meraklarından dolayı daha büyük bir ilgi olduğu için ekstra olarak ben yine de savaşta neler yapılması gerekir, ne yapılması gerekir detaylı şekilde açıklayacağım. Şimdi giriş konuşması olarak Osmanlı hakkında bir kere şunları söyleyebilirim. Maalesef Osmanlı antlaşma türü oyunlar için çok gözde bir ırk değil. Yani oynanmayacak kadar ne bileyim bir Aztek kadar kötü değil. Trist'i asla tavsiye etmem demiyorum. Oynanış açısından aslında kolay bir ırk. Yeni başlayan bir oyuncu için oyunun en kolay iki ırkından birisi Rusya ile birlikte. Bir Rusya, bir de Osmanlı. İkisi gayet oynanışı kolay, basit ırklar. Yalnız şöyle bir problemden, şöyle bir sıkıntıdan dolayı Osmanlı Treaty'de biraz daha diğer ırklara, örnek veriyorum bir Portekiz'e, bir İspanya'ya veya Fransa'ya, işte aklınıza ne gelirse standart Treaty ırklarına göre biraz daha alt seviye kalıyor. Bunun sebebi asker basım hızı, yani birim basım hızı. Osmanlı'nın. Bunun sebebi de şu yine diğer Avrupa ırklarına karşın Osmanlı'nın düello okulu kartı yok. Özür dilerim. Eskrim okulu kartı yok destesinde. Düello okulu sadece zaten Rusya'da var da. Eskrim okulu kartı olmadığı için piyade basım hızını yani Yeniçerilerin özellikle basım hızı gayet düşük oluyor. Bu da sizi savaşta baya baya geri düşürüyor. Rakibinizin sizi kalabalıkla boğmasına sebep oluyor. Bu bir gerçek. Bu yüzden pek tavsiye edeceğim ırklardan birisi değil. Yine de oynanmayacak kadar da feci bir ırk diyemem. Güçlü özellikleri de var gerçekten çünkü birimleri konusunda da iyi bir ırk. Şimdi diğer nasıl savaşları içeriklerinde olduğu gibi öncelikle askeri birimlerin ne işe yaradığını, neler yapabildiklerini, daha sonra da savaş stratejisi olarak ve tabii ilk ordusunu nasıl bastığı da dahil buna Osmanlı'nın. Daha detaylı bir içerik yapacağız. Şimdi askeri bilimlere geldiğimizde sevgili arkadaşlar, ilk tanıtacağım birim standart olarak Yeniçeridir. Şimdi Yeniçeri ağır menzilli piyadeler arasında gerçekten gözde durumda bir piyade. Neden? Gerek darbe puanı olsun, vuruş gücü olsun. Vuruş gücü yine çok çok yüksek diyemem. 47 gibi bir vuruş gücü var Yeniçerinin. Diğer bazı ağır menzilli piyadeler, örnek veriyorum Ashigaru gibi ya da İngiliz Kızıl Ceketlisi gibi ağır menzilli piyadeler daha yüksek vuruş gücüne sahip. Ancak Yeniçerinin darbe puanı daha yüksek olduğu için biraz daha fazla dayanıyor. Ve dikkatinizi çekerim, elle saldırısında da süvarilere 3x değil 2x vuruyor. Bazı ağır menzilli piyadeler bildiğiniz gibi 3x vuruyor. Yeniçeri 2x vuruyor. Saldırı gücü olarak yani verilen hasar olarak çok çok öyle aman aman bir farkları yok. Ancak darbe puanı olarak gerçekten iyi durumdalar. Ciddi anlamda iyi bir darbe puanı havuzları var. 483 gibi. Ve ayrıca Yeniçeriler bildiğiniz gibi gerekli kartı aldığınız takdirde kışla ahır ve tophane inşa edebiliyorlar. Savaş alanına bir yandan savaşırken bir yandan bunu yapabiliyorlar. Bu da savaşta sizi gayet ön plana çıkartıyor. Dağılma savaşı taktiklerini uygulamanıza sebebiyet veriyor ve çok fazla köylü kaybı da yaşamıyorsunuz Osmanlı oynarken. Böyle bir durum. Yeniçeri yani standart ağır bir menzilli piyade olduğu için klasik işte kılıca geçirebiliyorsunuz. Şimdi Yeniçeri hakkında bir de şunları da söylemek istiyorum. Bazı amatör Osmanlı oyuncuları, özellikle Türk oyuncular arasında maalesef şunu yapıyorlar. Yeniçerileri çok fazla gereğinden çok yakın dövüş modunda Tamamdır. kılıç çektirerek kullanmaya çalışıyorlar. Bu çok etkili bir yöntem değil. Mümkün. Sandığınız kadar etkili bir savaş biçimi değil Yeniçeri için. Özellikle
karşınızda top varsa veya ağır menzilli piyadeler varsa çok efektif olacağını düşünmeyin. Normal şartlar altında bu elle saldırısı süvarilere karşı etkilidir. Ancak siz bunu ne zaman uygulayabilirsiniz? Karşınızda safi avcı eri veya safi top vardır. O zaman toplu olarak bir anda yakın dövüş moduna geçirip saldırtabilirsiniz. Daha hızlı kesmesine sebebiyet verebilir. Çünkü karşınızdaki avcı eri birimleri de yakın dövüş moduna geçmeye çalıştıklarında normalde sizin yeniçerilerinize verecekleri 3x piyade bonusu hasarını veremeyeceklerdir. Bu yüzden etkili olabilir ama buna çok fazla alışkanlık göstermemeniz de tavsiyemdir. Normal şartlar altında menzilli saldırı modunda kullanmanız veya yaylım ateşinde kullanmanız tavsiyemdir. Şimdi yeniçeri bu şekilde. İkinci olarak, şimdi diğer Avrupa ırklarına kıyasla burada yapacağım belirli bir hareket var. Tophaneden çıkartılan obüs silahlarını, abus dediğimiz veya obüs dediğimiz bu birimleri buraya alıp burada değerlendirmek, yani piyade türünde değerlendirmek istiyorum. Çünkü bunlar normalde piyade, yani avcı eri yerine kullanacağınız birimlerdir. Bu sebeple buraya alıyorum tophaneden. Normal şartlar altında bu birimler sadece tophaneden çıkartılabiliyor ama ben bunu piyade olarak değerlendireceğim şimdi. Sebebi arkadaşlar, bu birimin sizin kullandığınız, sizin Osmanlı ile kullanmış olduğunuz avcı eri birimi yerine geçtiğini söylemek istiyorum. Şimdi siz bunu normal şartlar altında ağır menzilli piyadeye karşı kullanacaksınız. Veya menzilli süvariye karşı kullanacaksınız. Normalde avcı eri türü dediğimiz birim ağır menzilli piyadeye, yani işte silahşör türü birimlere ve aynı zamanda menzilli süvarilere de, yani ejder, işte okçu süvari gibi menzilli süvarilere bonus hasar verir. Ve bu obüs silahı tam da böyle bir birim. Bu yüzden daha çok avcı eri türü birim olarak düşünebilirsiniz zihninizde bunu. Ve gerçek anlamda obüs silahları ciddi anlamda çok güçlü birimler. Sebebi bunlar 92 vuran birimler arkadaşlar ve bunu ikiye böldüğünüzde bile 45-45,5 gibi bir rakam vuruyor. İki nüfusluk yer kaplıyorlar. Evet, popülasyon olarak gereğinden biraz fazla kaplıyorlar ama siz bunu savaşta kalabalık etsin diye değil, verdikleri hasar sebebiyle kullanmanızdan ötürü gerçekten çok etkili birimler. 20 de menzilleri var obüs silahları. Yani avcı eri yerine kullanacağınız birimler bunlar. Zaten çok aşırı kaliteli bir birim. Rush oyunlarında da çok kullanılıyor, tercih ediliyor. Bu şekilde obüs silahları. Bostancı'ya geldiğimizde, yani el gücü süvarisine geldiğimizde çok bir söylenecek bir şey yok Bostancı hakkında. Standart el gücü süvarisi. Hüsar türü birim. 67 elle saldırsa herhangi bir bonusu yok. Çok üstünde durmaya gerek yok. Normal şartlar altında avcı yerine veya topa karşı kullanacağınız süvari türü birim. Hazır. Okçu süvarilerine geldiğimizde, şimdi okçu süvariler maalesef ejderlerin yaptığı kadar iyi kayıt yapamıyor. Ve Osmanlı ile okçu süvarileri çok fazla kullanmanızı da tavsiye etmiyorum. Niçin etmiyorum? Şundan dolayı, zaten sizin yeniçeriniz ve obüsleriniz karşınızdan gelen süvari türüne göre, özellikle el gücü süvarisine karşı yeniçerileriniz zaten yeterli bonusu vuruyor. Normal şartlar altında siz yeniçeri kullanacaksınız. Ancak karşınızdan çok kalabalık bir el gücü süvarisi birimi geldiğinde ve sizin savaş alanında yeteri kadar yeniçeriniz bulunmadığı takdirde yeniçerileriniz biraz olması gerekenden geç çıktığından dolayı siz bu noktada okçu süvari kullanmayı yeğleyebilirsiniz. Şöyle göstereyim mesela. Gördüğünüz gibi şu hızda çıkıyor yeniçeri. Şu anda ekranda gördüğünüz hızda çıkıyor. Ve karşınızdan yüklü miktarda bir el gücü süvarisi birimi geldiği zaman, yeniçeri basana kadar sizin avcı yerleriniz veya toplarınız ölebilir. Bu yüzden bunun yerine daha hızlı şekilde basabilmek için hop şöyle gördüğünüz gibi yeniçeriyi ne kadar daha önce bastım okçu süvarden ama hemen hemen aynı hızda çıktılar. Böyle bir durum var.
Bu yüzden okçu süvari özellikle karşınızda Rusya ırkı varsa, özellikle karşınızda Rus ırkı varsa okçu süvari de kullanmanız yine tavsiye edilir. Çünkü opriçnik atakları vesaire olacaktır. Hızlı asker basmanız için hızlı yani karşınızdan gelen süvariyi antileyebilmeniz için önemli bir birim. Bu yüzden gelişimini yine de yapın. Ben yapıyorum şahsen. Şimdi topçu türü birimlere geldiğimiz takdirde, şimdi tophanede bir kere basmayacağınız birimler var. Şimdi burada yani kışlada ve ahırda çıkarttığınız bütün birimleri kullanıyorsunuz. Ancak tophanede el bombacısını yani humbaracıyı veya falconeti yani sahra topunu kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Bu birimler Osmanlı için kullanılmaya gerek kalmayacak birimler. Çünkü sahra topu yerine at silahı, humbaracı yerine de zaten obüs kullanıyorsunuz. Humbaracılar yani bu bombacı birimler hem biraz maliyetli, daha çok et istiyor, şey yapıyor. Hem de obüs silahı kadar etkili değil. Bina yıkmak için zaten havan topları kullanıyorsunuz. Yani bu yüzden geliştirmenize gerek yok bu birimleri. Zaten kart olarak da el bombacısının kartını almıyorsunuz. Yani gerek yok. Topçuluk tarzı birimlere geldiğimizde ise Osmanlı'nın arkadaşlar normal şartlar altında takım topçu saldırısı gördüğünüz gibi topçuluk tüm eylemden hasar artı %15 ve topçuluğun darbe puanını artıran bir kartı da var. Bu değil, bu sadece el bombacısı işte obüs silahı için. Bunu zaten sadece obüsün darbe puanını için alıyorsunuz. El bombacısı için değil. Şu iki kartla normalden daha yüksek topçuluk darbe puanları görebilirsiniz burada. Yani normal şartlar altında 512 civarıdır kulverinin canı. 76 vuruyor. Normalde 70 vurur kulverin. Burada da yine aynı şekilde atlı topçunun ve obüsün de daha birazcık daha, obüsten tam emin değilim ama biraz daha yüksek darbe puanları mevcut. Şimdi kullanacağınız askeri birimler bu şekilde ancak amma ve lakin bir şeyi söylemek istiyorum arkadaşlar. Şu an burada net şekilde göstermeme gerek yok ama anlatmamdan anlayacaksınız. Normal şartlar altında ekonomik gelişiminizi yaparken Çağ 5'e atlayacağınız esnada bunu yapmanızı aslında tavsiye ederim. Osmanlı için kullanışlı. 2000 sikkelik sandıkla değil de paralı askerlerin saldırı ve darbe puanlarını arttıran çağ atlama seçeneğini seçerseniz ve aynı zamanda 3. çağ atlarken de Memlüklerin ve Berberi korsanların meyhaneden basılabilmesini, yani şurada gördüğünüz meyhane han dediğimiz yeni ismiyle hanlardan basılabilmesini sağlayan çağ atlama seçeneğini seçerseniz, tekrar ediyorum, çağ 3'e atlarken Memlük ve Berberi korsanların açılmasını, hanlarda açılmasını seçerseniz ve çağ 5'e atlarken de aynı şekilde paralı askerlerin saldırı ve darbe puanlarını yükseltme seçeneğini seçerseniz, savaş alanına kuracağınız bir adet han sayesinde, bu arada kilisemi de atayım şöyle. Han sayesinde Memlük basabilir ve Memlükleri savaşta etkili biçimde kullanabilirsiniz ki bir Memlük asla hafife alınmayacak kadar güçlüdür. Neden? 2300'den fazla darbe puanına sahiptir. 4 popülasyona çıkar bir Memlük. Ancak 2300'den fazla darbe puanına sahiptir. Bu sebepten ötürü Memlük kullanılabilir. Ben mesela şahsen kullanıyorum. Kullanmayabilirsiniz. Zorunda değilsiniz. Amma ve lakin kullanmanızı da tavsiye ederim. Gerçekten güçlüler çünkü savaş alanında iyi tanklıyorlar. Bu Memlükler tankladığı takdirde sizin de askerleriniz, sizin birimleriniz düşmana dahi hasar verebiliyor. Ciddi anlamda problem yaratabiliyor çünkü düşman ordusu için Memlükler. Ancak tanesi 400 golda çıktığı için maliyetli bir birim. Bu konuda dikkat etmenizi yine tavsiye ediyorum. Böyle bir durum. Ekstrası bu. Şimdi gel gelelim savaş stratejilerine. Savaş stratejilerinin ilk adımında Osmanlı'nın ilk ordusunu yaparken yani treaty antlaşma oyunu tam bitmeye kısa bir süre kaldığında ilk ordunuzu basacaksınız. Nasıl bir ilk ordu basarsınız Osmanlı'yla? Şimdi bu orduyu basarken ben şahsi olarak hiç işçi silmediğinizi, tekrar hiç işçi silmediğinizi varsayıyorum. En etkili biçimde şu şekilde basabilirsiniz ilk ordunuzu. Şimdi şöyle
Yaklaşık bir ilk önce 10 tane obüs, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30 yeniçeri olsun şimdilik. Yine 6 kul verin. 6 kul verin. Şöyle biraz daha 30, 35, 35, 40 olsun. Ya da kusuruma bakmayın. 35, evet. Dört. Tamam. Şöyle 199. Şimdi yapacağınız adım şu arkadaşlar. Öncelikle 6 kul verin. Yaklaşık 15 tane. Tabii bu sizin oynayış tarzınıza göre. Burada şu anda gördükleriniz ufaktan değişebilir. Kardeşim ben daha çok top kullanmak istiyorum diyebilirsiniz. Veya kardeşim ben bu kadar top istemiyorum. Daha az top oynayacağım diyebilir. Yine de kulverinleri kullanmanız lazım. Atlı topçu iptal edebilirsiniz. Ben biraz daha obüs istiyorum diyebilirsiniz. Ben şu anda amatör bir oyuncu için en ideal orduyu hazırlıyorum sizler için. Bunu yaptıktan sonra şu anda 199'a geldikten sonra popülasyonum. Şöyle ana şehri seçip burada ben sonsuz kart olarak 4 sipahi ve bir büyük gülle topu kartlarını kullanıyorum. Ancak siz bunlardan bir tanesi veya ikisini de iptal edip bunların yerine ki özellikle büyük külde topunu iptal etmenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çok etkilidir. Örnek veriyorum. Sipahi 4 sipahi iptal edip yerine 9 yeniçeri alabilirsiniz. 9 yeniçeri kartını. Onun da sebebini birazdan anlatacağım. İsterseniz bununla isterseniz 199 olduktan sonra ben sipahi tercih ediyorum. Ama sipahi kullanmanız yine daha mantıklıdır çünkü bu bastığınız ordunun üzerine sipahiler gerçekten çok iyi iş yapıyor savaş alanında. Sipahilerinizi basmanızın ardından cami kartını aldığınız için, saray intrikası kartını aldığınız için ki bunu özellikle almanız şart. Çünkü bu kart asker hızınızı da biraz arttırıyor ufak bir oranda. Şuradan ekstra askerlerinizle basıyorsunuz. Ve burada gördüğünüz gibi 3 büyük gülle topu ve yanında 15 Nizam Fusilyeri veya sizin bildiğiniz ismiyle Nizam-ı Cedid askeri geliyor. Nizam-ı Cedidlerin farkları şudur. Normal Yeniçeriden bir tek farkı vardır Nizam Fusilyerinin. Ve bu fark onları oyunun en iyi, bakın tartışmasız tekrar altını çiziyorum. Oyunun en iyi ağır menzilli piyadesi yapar. En iyi silahşörüdür Nizam Fusilyeri. Neden? Yeniçerileri şöyle yan yana getirdiğinizde bir tek farkı var bunların. Özür dilerim, iki farkı var diyelim. 3x bütün piyadeye bonus vurur. Yani nizam fusillerini avcı erleri kesemez. Piyadeye bonus vurdukları için bu askerler sadece bu askerleri top kesebiliyor. El gücü süvarisine 2,5x hasar vuruyorlar. Zaten yaklaştırmıyorlar çünkü süngüleri var. Burada gördüğünüz gibi tüm nizam fusilleri süngülerini çeker ve kısa bir hız artışı kazanır diye bir özellikleri de var. Ekstra olarak. Şöyle gördüğünüz gibi 5,68'e çıkıyor şu anda hızları. Böyle gördüğünüz gibi 5,68'e hızları çıktı. Şu anda 4,68'e şu anda bitti. Tam şu süngünün hizasına geldiğinde şöyle olduğunda özellikleri kesiliyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi gel gelelim sevgili arkadaşlar. Nizam fusilyerlerinin ardından 3 büyük gülle topunu da aldığınız takdirde İmparatorluk gülle toplarını, bunlar da cidden çok etkililer. İlk ordunuzu bu şekilde tamamlamış oluyorsunuz. Böyle bir gerçek var. Şimdi genel olarak ilk ordu bu şekilde. Savaş stratejilerine geldiğimde ise Osmanlı'nın savaş stratejilerine geldiğimde ise arkadaşlar. Şimdi Osmanlı yavaş asker bastığı için dağılma taktikleri Osmanlı'yla bir noktada savaşmak değil de sağa sola dağılarak haritanın her tarafına, mesela örneğin şu anda antlaşma süresi olduğu için net göstermekte zorlanıyorum ama şöyle etrafa sürekli yeniçerilerle kışla kurup, tophane kurup, ahır kurup
sürekli sağa sola yayılaraktan, şöyle 1, 2, 3 yayılaraktan, şu an temsili olarak gösteriyorum, yayılaraktan savaşmaya çalışmanız biraz daha mantıklı bir seçimdir. Çünkü yavaş asker bastığınız için dediğim gibi problem yaşayacaksınız orta savaşı yapmakta. Ordu dizilimine geldiğimizde ise yine Osmanlı'nın, diyelim ki orta savaşı yapıyorsunuz, dizeceğiniz ordu, bunları da şeyden sonra tekrar geçmiyorlar. Şöyle bu sipahilerin sürekli, ben mesela sipahi kullandığım için, şunu şöyle sileyim. Sipahi kullanmamdan ötürü, sipahi kullanmamdan dolayı şu anda elbette sipahileri burada iptal edebilirsiniz. Kul verimlerinizi yine dizersiniz. Şuna bir açıklık getirelim. Gülle toplarının menzilleri 28'dir. Normal atlı topçudan biraz daha uzundur. Yani atış yapıp kul verinlerden korumak için biraz geri çekebilirsiniz. Ve şu bir gerçek arkadaşlar. Obüs silahları her zaman korunmaya muhtaçtır. Onlar avcı eri yerine geçtiklerinden dolayı. Onları bastığınızda mutlaka yeniçerilerle birlikte kullanmaya özen gösterin. Şu anda gördüğünüz şekilde kullanmanız onları atlardan koruyacaktır. El gücü süvarisinden koruyacaktır. Böyle bir gerçek var. Atlı topçunuzu şöyle gülle toplarınızla dizdiğiniz takdirde daha etkili biçimde savaşabilirsiniz. Yani Osmanlı'nın savaş stratejileri standart Avrupa ırklarıyla aynı olduğu için söylenmesi gereken aslında bu noktada çok bir şey yok. Yine birim kompozisyonu içeriğimizi izlediyseniz, orada da detaylıca anlattım ama yine de bir üstünden geçeyim. Şimdi toplarınız şu an gördüğünüz gibi ordunuzun arkasında korunaklı bir biçimde kalacak. Gülle toplarınızı yine sonsuz kartlardan sipariş ederek ve bu arada sonsuz kart siparişlerinizi de şurada gördüğünüz gibi kulelerden yapmanız daha iyi olacaktır. Ayrıca ilk orduyu basmanızın ardından milis kullanmanız da tavsiye edilir. Şöyle ekstradan 6'şar 6'şar şöyle milis çıkartabiliyorsunuz Osmanlı'yla. Ve yani diğer ırklarla da, bütün ırklarla yapıyorsunuz aslında da. Ve ekstra şehir merkezi vagonunu aldığınızda, aynı zamanda kaşifinizle de 3'e arttırdığınızda, yani en azından 5 tane şehir merkeziniz oluyor. Tabii ki milis için değil, daha hızlı köylünüzü fullemek için onu alıyorsunuz. Eğer alırsanız bu kartı, ben kullanıyorum. 5 adet şehir merkezinden 6'şar tane çıkarttığınız için 30 tane milisiniz oluyor. Bu milisler sizi ilk savaşta, ilk girdiğiniz savaşta ordunuzun önünde kalabalık yaparak, şöyle buralarda kalabalık yaparak topçuların atışını çekeceklerdir. Böyle bir durumları var milislerin. Kullanmanız yine tavsiye edilir Osmanlı'yla. Kaşife geldiğinizde ise kaşif kartını yine kullanabilirsiniz. Çünkü Osmanlı'nın destesinde ekstra biraz kart kalıyor. Zaten 3 tane sonsuz kart seçmemden anlayabilirsiniz bunu. Bu yüzden ben kaşif kartını da kullanıyorum mesela Osmanlı'da. Bu bana bir 2900 canlı yine bir köpek veriyor. Yanında da bir kaşifin biraz daha darbe puanını yükseltiyor. Bu yüzden kaşif de kullanabiliyorsunuz savaşta. Sürekli fidye ödeyerek, Portekiz'in yaptığı gibi kaşif kullanabilirsiniz savaşlarınızda. Ancak dağılma savaşı Osmanlı ile, şimdi dağılma savaşına geldiğimizde ise sağa sola dağılma nasıl yapılır arkadaşlar? Şimdi sizin olayınız bunu anlatarak, yani daha doğrusu göstererek değildi. Anlatmam daha etkili olacaktır. Sizin olayınız normal şartlar altında Osmanlı ile sağa sola kışla attığınızda harita kontrolünü ele geçirmeye oynayacaksınız ve düşmanınızı abluka altına almaya oynayacaksınız. Ve bir yerden sonra şunu fark edeceksiniz. Rakibiniz dağılma savaşını iyi yaptığınız takdirde sizin her tarafa kışla atma hızınıza yetişemeyecektir. Bazı ırklar dağılma savaşını engellemekte iyidir. Örnek veriyorum, bunu Hindistan'a karşı yapamazsınız. Çünkü Hindistan'da tıpkı sizin gibi sepoylarıyla kışla dikebiliyor. Kışla ağır ve tophane dikebiliyor. Kervansaray ve tabi kale diye geçiyor Hindistan'da. Veya Japonya'ya karşı yapamazsınız. Çünkü zaten Japonya daimyolarıyla, yani askerle asker çıkartıyor, öyle söyleyeyim. Asker tarafından asker basıyor Japonya. Bunu yani
dağılarak tutamazsınız. O zaman yine orta savaşında ordu gücünüzü göstermeniz gerekecektir. Normal meydan muharebesi tam şu anda mesela gösterdiğim gibi tek bir karede geçen bir savaş yapmanız gerekecek. Ki bu da Osmanlı ile biraz zor bir iş. Çünkü dediğim gibi tekrarlıyorum asker basım hızı olarak biraz daha zayıf bir ırk. Ancak ordu kalitesi güçlüdür Osmanlı'nın. Yani şurada şu an gördüğünüz bu ekranda hiç zayıf diyebileceğim, biraz vasat diyebileceğim hiçbir birim yok. Bakın obüs en iyi sınıf avcı yeridir. Kasadorla birlikte. Nizam fusilleri eğer 9 Yeniçeri kartını aldıysanız özellikle bunun altını çiziyorum. Bu noktada lütfen iyi dinleyin. Şimdi kiliseden aldığınız nizam fusilleri geliştirmesi şuna yarar. Ana şehirden, dikkatli dinleyin, ana şehirden gönderdiğiniz bütün Yeniçerilerin nizam fusilleri olarak gelmesini sağlar. Yani siz 9 Yeniçeri kartını aldığınızda burada, örnek verin 4 sipahi yerine onu da kullanabilirsiniz. O 9 Yeniçeri sürekli olarak nizam fusilleri olarak gelecektir. Yani şey düşünmeyin, 15 tane nizam fusilleri bana verdi oyun, bitti daha da basamıyorum artık. Ne anlamı var? Demeyin. Sürekli 9-9 oradan gönderebilirsiniz. Ancak 199 yapıp benim demin sipahileri bastığım şekilde 199 yapıp popülasyonunuzu öyle basmanızı tavsiye ederim. Çünkü diğer türlü 9 popunuzu kapatacaktır, kilitleyecektir. Ve Osmanlı'nın kartları da biraz geç geliyor. Böyle bir durumu da var. Ben 4 sipahi kullandım çünkü sipahi de çok etkili bir birim. 3 alan hasarı vuruyor gördüğünüz gibi. 1537 kadar da darbe puanı var. Yani girdiği yeri dağıtıyor. Şöyle söyleyeyim. Yine sipahi de çok çok güçlü bir birim. Yani dediğim gibi Yeniçeri ayrı güçlü. Gülle topları zaten kullanılıyorsunuz savaşta. Ayrı güçlü. Kulverinleri yani atlı topçusu zaten normalden birazcık daha darbe puanı yüksek. Ayrı güçlü. Hiçbir birimi Osmanlı'nın tekrar ediyorum hiçbir birimi vasat değil arkadaşlar. Hepsi gerçekten kaliteli birimler. Ordu gücünü evet bu oyunda gerçekten yüksek yapmışlar. Sadece ve sadece asker basım hızından eskrim okulu kartı bulunmadığı için Osmanlı'nın yine o videonun başında da söylediğim gibi biraz ciddi problem yaşıyor. Bu problemi hızlı oynayarak ya da sağa sola kışla atarak bir şekilde kapatmaya çalışmanız gerekiyor. Bu noktada da size başarılar diliyorum ve bu içeriğin de bu noktada sonuna geldiğimizi bildirmek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir diğer içeriğimizde sizlerle görüşmek üzere. Umarım öğretici bir içerik olmuştur sizler için.